İnan dünyada sadece Akdeniz havzasında yaşayan endemik bir kabuklu midye türü. Bir saatte 6 litre deniz suyunu filtre ederek atıkları temizleyen pinalar, deniz ekosisteminin doğal filtresi sayılabilecek organizmalardan birisi. Ancak son yıllarda küresel iklim değişikliği, bütünleşik yaşadıkları deniz çayırlarının sökülmesi, kıyı dolguları, yanlış balık avcılığı teknikleri, demirleme faaliyetleri, deniz kirliliği ve bilinçsizlik yüzünden popülasyonları tehlike altında. İklimdeki değişikliğin, iklime bağlı göçlerin en net habercisini denizlerde görüyoruz. İşte bu deniz suyu sıcaklıklarındaki rekor düzeydeki artışlar beraberinde çok küçük oranlarda tuzluluğu da değiştirdi, tuzluluğu da etkiledi. Sıcaklık ve tuzluluğun birlikte etkisi pinalarda, sadece pinalarda toplu ölüme neden olan bir protozoanın birden yaygınlaşmasını ve Akdeniz çapında pinalarda toplu ölümlere neden olması sonucunu doğurdu. Şu anda en büyük tehdit insandan geliyor pinaya. İklim değişikliğine bağlı evet toplu ölümlerle karşılaştı ama bakın Marmara Denizi'nin özel yapısı onu korudu. Şimdilik canlılığını koruyor. Gayet sağlıklı şekilde popülasyon devam ediyor. Ama biz böyle kıyıları tahrip etmeye devam edersek pinanın yaşayacak yeri kalmayacak. Pinna nobilis dediğimiz Akdeniz'e endemik pina. Cebeli Tarık Boğazı'ndan İstanbul Boğazı'na kadar olan bütün denizleri düşünün. Bu bölgede dağılım gösteriyor bu pinalar. Ama artık günümüzde Çanakkale Boğazı'yla İstanbul Boğazı arasına sıkışmış durumda. Sadece canlı pina popülasyonu Marmara Denizi'nde kaldı. Marmara'nın kirlilik yükünü azaltmada pinalar bize yardımcı. Suları filtre ediyor. O zaman evet pina Marmara Denizi'ne muhtaç. Pina'nın son sığınağı Marmara Denizi. Biz müsilajsız Marmara istiyorsak pina da bizim umudumuz. Dünya Doğayı Koruma Birliği'ndeki araştırıcılar, eğer Akdeniz Havzası'nda bir bölgede 100 metrekarelik alanda 10 adetten daha fazla pina sayarsanız bu önemli bir bilgidir, bizimle paylaşın derler. Erdek Körfezi'nde 70'in üstünde 100 metrekare alanda, yani dünya ortalamalarının çok üstünde bir pina popülasyonumuz var bizim. Pinaya dair doğru bilgilerin yayılmasını sağlamamız lazım. İkincisi, bir koruma stratejisi geliştirmemiz gerekiyor. Hiçbir nedenle deniz çayırlarını sökmemeliyiz, zarar vermemeliyiz. Denizi kirletmediğimiz gibi var olan kirliliği azaltacak unsurları da ortadan kaldırmamalıyız. Ve tabii ki yanlış avcılık tekniklerinden kıyıdaki pinaya zarar verecek demirleme faaliyetleri, dalış faaliyetleri gibi faaliyetlerden de olabildiği kadar uzak durmamız gerekiyor.